Öğrendim ki insanın mutluluğun değerini bilmesi için önce ağlaması gerekiyormuş. Gözümüzden akan yaşlar bölünen ekmek boğusuymuş. Bütün meyveler evvelinde tomurcukmuş. Sabırla olgunlaşıp sonra meyve olurmuş. Aynı masallarda uyutulan çocuklardık biz. Aynı masallarda aynı tebeşir tozundan etkilenirdik. Aynı pencereden aynı kağıt toplayan çocuğa aynı duygular ile bakamayan ayrı fikirlerin aynı insanlarıydık. Siz benim o çocuğa neden yazık der gibi baktığımı nasıl anlayabileceksiniz? Gözümden yaş geldi diye dalga geçeceksiniz, yazık diyeceksiniz. Ve ben derdimi kimseye demeyeceğim. Size de küçük düşmemek başka sözler söyleyeceğim. Duygusallığımı, hırçınlığım ile gizleyeceğim. Gerekirse de bir bahane bulup kavgaya gireceğim. Ama yine de size niye bu kadar insan değilsiniz diye bir şey demeyeceğim. Susarak isyan edeceğim. İçimdeki o çocuğa sizi şikayet edeceğim. Bunlar gibi olma diyeceğim. Ve sırf size inat, içimdeki o çocuğu büyütmeyeceğim. Gariban insanları sevmekten vazgeçmeyeceğim. Üstüne başına bakmadan, cebindeki parayı saymadan, dilini, yüzünün rengini hatırlamadan önce insan diyeceğim. Ve ömrüm yettiğince insan kılıklı, biraz parası, biraz güzelliği, biraz mevkisi, birazcık gücü oldu diye kendini bir şey zanneden insanlardan, üstün bakanlardan nefret edeceğim. Kusura bakmayın, sizi hiçbir zaman sevemeyeceğim. Çünkü insanlar arasında sınıf farkı yoktur. Sınıflar arasında insan farkı vardır. İnsan.